Mehmet Yılmaz, T24. Kendinize iyi şeyleri örnek alın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var dedi. Medyaya yansıdığı kadarıyla AKP yetkilileri bu konuda İngiliz modelini örnek almayı düşünüyormuş. Cumhurbaşkanının gelişmiş ülkeler derken tam olarak neyi kastettiğini bilmiyorum. Gelişmişlik ölçüsü ekonomik büyüklük müdür yoksa insani gelişim endeksine göre gelişmiş olmak mıdır, burası net değil. Ekonomik büyüklük bakımından en gelişmiş 10 ülke şöyle: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, Japonya, Hindistan, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Kanada, Brezilya, Türkiye bu listede 17. sırada. İnsani gelişim endeksine göre en gelişmiş 10 ülke şöyle sıralanıyor: İsveç, Norveç, İzlanda, Hong Kong, Avustralya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Almanya, Hollanda, Türkiye bu listede 54. sırada. Listelere bakınca gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başka sorunlarımız olduğu da açıkça görülüyor. Bu iki listeden sadece Çin'i bir kenara ayırın. Geri kalanların hiçbirinde bir protesto gösterisi yaptılar diye insanları ömür boyu hapse tıkmadılar. İktidarın hoşuna gitmeyen konuları yazdılar, konuştular diye bir tek gazeteci bile işinden atılmadı. Bir bildiriye imza attılar diye her biri son derece zor yetişen yüzlerce değerli akademisyen işinden atılmadı. Bir ülkede halkın seçtiği bir milletvekili anayasaya ve anayasa mahkemesi kararlarına aykırı olarak hapiste tutulmuyor. Bu ülkelerin hiçbirinde Yargıtay ya da dengi olan bir yüksek yargı organı anayasayı herkesin gözünün içine bakarak çiğnemiyor. Bu ülkelerin hiçbirinde bizdeki gibi bir sığınmacı sorunu yok. Türkiye'de gıda fiyatları bu ülkelerin hepsinden daha pahalı. Gıda enflasyonu hepsinden daha yüksek. Enflasyonda bunların hepsinden o kadar kötüyüz ki yanımıza bile yaklaşamıyorlar. Türkiye'de işsizlik bu ülkelerin hepsinden daha yüksek. Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da birinci sırada. OECD ülkeleri arasında da gelir dağılımı bozuk 5. ülke. Yani Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi kendimizi gelişmiş ülkelerin durumuyla kıyaslayacak olursak sokak köpekleri sorunu listede 50. sıraya filan ancak alabilir. Kendinize İngiltere'yi örnek almak istiyorsanız işte demokrasi ve insan haklarıyla başlamalısınız. Rahmetli anneannem gibi söyleyeceğim: kendinize iyi şeyleri örnek alın. Uyutmayacaklar, öldürecekler. Sokak hayvanlarının itlaf edilmesi amacıyla kanunda değişiklik yapılması gündeme geldiğinden beri bir uyutma lafıdır gidiyor. Uyutma kavramını kullanarak yapacakları işin gerçek adının telaffuz edilmesini önlemek istiyorlar. Tıpkı çocukların evlendirilmesini erken yaşta evlilik diye önemsizleştirerek dikkatten kaçırmaya çalıştıkları gibi. Hayvanseverlerin ve bu kanuna karşı çıkacak muhalefet partilerinin bu tuzağa düşmemesi lazım. Yapılacak işin adı belli: öldürmek. Sokak hayvanları topluca öldürecekler. Daha önce neden etkin çalışmıyordu? Dışişleri Bakanlığı'nın daha etkin olabilmesi için Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ismiyle bir vakıf kuruluyor. Bununla ilgili kanun komisyonda bile görüşülmeden meclise getirildi ve kabul edildi. Bu vakfın kuruluşuyla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın nasıl daha etkin olabileceğini pek anlayamadım. Bakanlık kendisine verilen görevi bugüne kadar etkin bir şekilde yerine getiremediyse bunu engelleyen neydi? AKP iktidara geldiğinden beri o koltukta kimler oturmadı ki? Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi deve dişi partililerle, Mevlüt Çavuşoğlu gibi salla başı partililer neyi beceremediler de bakanlık etkin çalışabilmek için vakıf kurma ihtiyacı duyuyor? Aslına bakarsanız Dışişleri Bakanlığı'nın etkinliğinin azalmasında asıl rolü oynayan şey AKP'nin bütün devlet kadrolarını yağma alanı olarak görmesi oldu. Bu bakanlık Türkiye'nin en eski kurumlarından biri. Geçmişte de eleştirilerin hedefi oldu ancak şunu hiç tartışmadık: bu bakanlıkta da meslek memuriyetlerine giriş, bilimsel yeterlilik, genel kültür ve dil bilgisi ölçen ciddi sınavlara mümkün olabilirdi. AKP iktidara gelene kadar siyasi atamalarla bir yabancı dile bile doğru dürüst konuşamayan tipler konsolos, büyükelçi olamamıştı. Cepleri dolarla dolu elbise hediyeleri almakla tanınmış bakara makara bakanı gibi tipler eskiden büyükelçi olmayı bırakın kavas dahi olamazlardı. Şimdi bir vakıf kurulacak ve bu ülkenin asırlık gelenekleri olan bu kurumu bu sayede daha etkin çalışacak. Bu etkin çalışmanın esasen nerelerde gerçekleşeceğini söyleyeyim. Avanta lavanta işleri kolaylaşacak.
Sayıştay'ın ve meclisin denetimine tabi olmayan bir parasal alan yaratılacak. Bu alanda istediği gibi at koşturulacak. Yakın bir gelecekte bakanlığın bütün dış alımlarının, inşaat işlerinin vesaire bu vakıf marifetiyle yürütüleceğini göreceğiz. Hayli büyük bir bal fıçısı olacak. Sadece parmaklar değil, eller kollar da yalanacak. Vakfın asıl kuruluş amacı budur.